Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Tabi bayram deyince ilk akla gelen memleket ziyaretleri. Vatandaşlarsa şu an için terminalde bilet bulamıyor. Sebebi ise mazota gelen zamlar. Tabi bazı otobüs firmaları da kendilerince bu şekilde önlem alıyor ve henüz bayram için biletler satışa çıkmadı. Biz de şimdi terminaldeyiz. İşte son durum. Şu anda tabii bayram kaç 2 yıldır aşağı yukarı pandemi süreci vardı. İnsanlar bayramlarda ailelerini ziyaret edemediler. Onun için bu bayramın biraz daha farklı olacağı çok belli oluyor. Ama şartlar ağır olduğu için firmaların birçoğu bayram listelerini daha henüz açmadılar. İşte Brent petroldeki yükseliş, kurdaki yükseliş. Yani bir gün öncekiyle bir gün sonraki mazot fiyatının arasındaki fark çok yüksek olabiliyor. Bir hafta sonra daha yüksek olabileceği için bugünkü fiyatlarla ayın 7'sine bile satmak hiç mantıklı gelmiyor firmalara. Çünkü sonuçta ham maddelerin mazot olduğu için zarar ediyorlar yani. Onun için bu önümüzdeki hafta birkaç gün sonra daha yeni listeler açılacak, bayram listeleri. Ama talepler var tabii. Telefonlar geliyor, insanlar buraya aktif olarak geliyor. Bayram bileti soruyorlar ama listeler açık olmadığı için birçok firma bilet satmıyor. Geçen Ramazan bayramında yanılmıyorsam mazot fiyatları 15-16 lira civarındaydı. Bugün 30 lira. Yani mazota %100 zam gelmiş. Ama bizim fiyatlarımız tabii %100 olmamakla beraber, yani Türkiye genelinde bütün firmaların ortalamasını alırsanız %70'in üzerinde bir fiyat artışı oldu yani. Ek sefer olur mu sizce bu bayram? Şimdi, yok, yapmıyoruz. Çünkü nasıl yapalım? Eskiden ek seferleri D2'li araçlar gidiyordu. İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı serbest bırakmıştı. Şu anda da serbest. Yani D2'li esnaf korkunç paralar istiyor mazot fiyatından dolayı. Yani ÖTV ve KDV'de yeniden bir uygulama yapması lazım hükümetin. Gitmesi zor. Ayağı şartları kötü. Bir de insanlar sevdiklerine kavuşması zor. Çünkü neden? Bugün mazot aldı başını gidiyor. İnsanlar gidemiyor. İmkanlar yok çoluğunla çocuğunla. Bunlara yetkili insanlar veya mercekler bu insanların mağduriyetini giderirse daha iyi olur. Biletler pahalı, evet. Yani biraz artış var. Ama yapacak bir şey de yok. Sonuçta gidecekler. Fiyatlar çok kötü. Uçmuş yani, uçmuş fiyatlar. Bayrama gidemeyeceğiz. Bir tane seçebiliyoruz. Ya düğüne ya bayrama. Malum çok pahalı. Çok pahalı yani. İşte diyorum ya, seçenek yani. Ya ona ya ona. Valla piyasaya göre her şey pahalı, bilmiyorum. Kaça aldınız bileti? Normal neyse onu. 490. Bir kişi 490. Hı-hı. 490 gidiş, 490 geliş. Aynen. Geçen bayrama göre biraz farklılık var mı? Çok canım, ne biraz. Bileti 20-25 gün önceden almıştık zaten. Bayağı önceden almışsınız. Çünkü olmayacağını biliyorduk, yer olmayacağını biliyorduk. 1350 lira şu an. Geçen, gördünüz. Geçen yıl 600'e gitmiştik, bu sene 1350 lira. Sadece gidiş. Tabii gidiş, bir de geri dönüşü var.